Merhaba. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Forumu direktörü ve baş araştırmacısı Mensa Ararat bizimle birlikte. Merhaba Mensa Hanım, nasılsınız? Merhabalar Tülay Hanım, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Siz çok yönlü bir akademisyensiniz. Küresel iklim değişikliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine pek çok alana yayılan çalışmalarınız, araştırmalarınız var, sorumluluklarınız var. Bunların hepsine giremeyeceğiz bugün doğal olarak ama ben öncelikle bizi izleyenler için sizi biraz tanıtalım istiyoruz. Kendinizden bahseder misiniz? Eğitiminiz, kariyeriniz nasıl ilerledi? Çok teşekkürler. Önce bu sene itibarıyla 65 yaşını doldurduğum için artık bu marjinalize olan yaşlılar grubuna girdiğimi söyleyebilirim. Hey Allah. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okudum. Daha sonra kimya mühendisliği ve termodinamik alanında master yaptım. Bunun arkasından da esasında tamamen şirket ve iş dünyası içinde yer aldım. Uzunca bir süre akademiye dönmeden önce doktoramı o süre içerisinde yaptım. İşletme stratejileri, iş stratejileri konusunda yönetim bilimleri alanında yaptım doktoramı. Daha sonra uzun bir dönem yurt dışında çalıştım. Önce Belçika'nın arkasından Singapur, Singapur'un arkasından Japonya, Japonya'nın arkasından tekrar Belçika, ondan sonra da İngiltere ve o arada bir davet aldım Sabancı Üniversitesi'nden ders vermem için bir yaz sömestri strateji dersi Executive MBA programında. Çok hoş olacağını düşündüm çünkü işim oydu çalıştığım süre içinde. Daha çok iş stratejileri üzerine yoğunlaşmıştım. O dersi verirken ben üniversiteyi sevdim, üniversite beni sevdi. Hadi tekrar verelim falan derken 2001 yılıydı sanıyorum. 2001 yılından beri işte artık 20 yıla yaklaşıyoruz. Sabancı Üniversitesi'ndeyim. Ağırlıkla benim herhalde farklı bir öğretim üyesi olduğumu söylediniz, doğru. Onun sebebi de çok uzun yıllar esasında uygulamanın içinde olmam, şirket yönetmem, uluslararası şirketler yönetmem ve burada stratejiyle uğraşmam, farklı kültürleri, farklı organizasyonları görmüş olmam. Bütün bunlar sanıyorum uygulamalı bilim, bilimin toplumsal etkisi, sosyal etkisi konularında biraz daha duyarlı olmama yol açtı. Bir de huyum kurusun, çok küçük yaştan beri ille doğru görmediğim şeyleri değiştirme konusunda çaba harcayan bir insanım. Kendimizi çok önemsemek mi bu bilmiyorum. Bir şeyleri değiştirebileceğimize inanmak bazen hayal kırıklığı getirebiliyor. Ama hep yaptığım her işin sonucunda bir etki olmasını arzu ettim. Bu nedenden dolayı da 20 senedir Türkiye ile önce Londra'dan sonra şimdi Hollanda'dan Türkiye'ye gidip geliyorum. Ama bu korona sürecinde maalesef bu gidip gelmeler aksadı malum. İşte sanırım en önemli gördüğüm çalışmalardan bir tanesi de bu hani klasik nerede okudunuz, ne okudunuz falan bunun dışında. Çok genç yaşta yani 19-20 yaşlarındayken Türkiye Kadın Hareketi'nin içinde Türkiye'de yer almış olmam. O kadar genç yaşta yer almış. Evet, evet, evet. Evet. O zamanlar bir kadın derneği, İlerici Kadınlar Derneği'nin o zamanlar Ankara kurucu üyesiydim ve genel sekreteriydim. Yaşlı görünmek için neler yapıyordum anlatamam size. Saçımı topuz yapıyordum. İşte herkes bluzin giyerken ben etek giyiyordum falan filan böyle. Yaşlı görüneyim diye yapmadığım şey yoktu o dönemlerde. Ama sanıyorum bu etki yapma alanında hayatımdaki en gurur duyduğum çalışmalarım o yıllarda gerçekleşti. Peki merak ediyorum o 20'li yaşlarda nasıl oluyor da farkındalığınız açık hale geliyor? Bir şey mi sebep oldu da fark ettiniz ve kadın hareketinin içinde yer aldınız? Öyle. Ben hep kadın bir ortamda yaşadım. Ben çok küçükken annem ve babam ayrıldılar. 10 yaşındaydım. 3 kız kardeştik biz. Annem, 3 kız biz ve anneannem.
Hep bir evde yaşıyor İtek. Ve ben bir kız yatılı okulunda da ortaokul ve lise hayatımı yaşadım. Hafta sonları da böyle işte bizim kadınlardan oluşan hanemize geldim. Yani hafta içi kızlarla, hafta sonu üç jenerasyon kadınlarla. Annem tabii ki çalışıyor idi. Ve annemin ayrıldıktan sonra çalışmak zorunda kalması herhalde bende, yani neden kadınlar bir erkeğe dayanmak zorundalar sorusunu herhalde çok küçük yaşta kafama yerleştirdi, öyle söyleyeyim. Bir de bizim, benim genç olduğum zamanlarda dünyada özgürlük rüzgarları esiyordu. Yani 68 kuşağının bütün dünyada düşünce sistemlerini etkilediği, kadın erkek eşitliği ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinin gündeme geldiği önemli yıllarda biz işte Simone de Beauvoir'ları okuyarak, Kate Blanchett'leri okuyarak falan büyüdük. Şimdi onları okuduktan sonra zaten başka türlü bir kişilik sahibi olmanız mümkün değil. Bir erkek otorite hiçbir zaman olmadı hayatımda, büyüme yaşlarında. Hani büyüdükten sonra tabii ki erkek otoriteleriyle karşılaşıyorsunuz ama o otoriteye karşı hiç toleransım olmadı. Otoriteye karşı hiç toleransım yok genelde. Yani otoriteyi reddeden bir insanım. Erkek otoritesi hiç yani. O gündemde olması bile mümkün değil. Dolayısıyla sanıyorum öyle bir geçmişin ve Türkiye'nin o zamanlar içinde bulunduğu genel politik ortamın, dünyanın içinde bulunduğu politik ortamın, düşünce ortamının bizim kuşakta çok önemli bir etkisi var. Sadece bende değil, benim yaşımdaki herkes sanıyorum benzer etkiler altında büyüdü. Keşke biz bütün kadınlar sizin gibi böyle çok erken yaşlarda bu eşitsizliğin farkına varabilsek, uyanabilsek diyorum ben ama maalesef hayat farklı yönlere bizi sevmiyor ve farklı yaşlarda bunun farkına varabiliyoruz. Şimdi kurumsal yönetim forumu direktörüsünüz siz aynı zamanda. Bu evet, dinleyenler için yabancı bir kavram olabilir. Biraz açıklar mısınız? Kurumsal yönetimden ne anlamalıyız ve kurumların kurumsal yönetim karnesi nasıl? Esasında bu sorması çok kolay, sanki bir tanımı soruyorsunuz gibi ama cevabı çok zor. Neden diyeceksiniz? Çünkü tercüme yanlış. Biz şirket yönetiminin karşılığı olarak kurumsal yönetim kelimesini kullanıyoruz. Halbuki İngilizce karşılığı olan işte corporate governance şu anlama geliyor. Şirketler çok önemli ekonomik oyuncular. Onların verdiği kararlar pek çok paydaş grubunu etkiliyor. Ama daha önemlisi şirketler bütün dünyada birilerinin para koyduğu, birilerinin de karar vererek yönettiği örgütler. Dolayısıyla bu paralarını ve emeklerini koyanların, yani çeşitli sermaye biçimleri şirkete sunuluyor şirketin faaliyet göstermesi için. İnsanlar bir yatırım yapıyorlar, çalışanlar. Örneğin işte diyor, Etiler'de çalışıyorsanız Etiler'de ev alıyorsunuz mesela. O sizin açınızdan bir yatırım. Ama tabii en önemlisi hissedarlar para koyuyorlar. Bütün bu koyulan sermayenin kendilerine emanet edildiği yöneticiler var, yönetim kurulları var. Önemli kararları onlar alıyorlar. Bunların bir kısmı tabii ki aynı zamanda sermaye koyanlar da olabiliyor Türkiye'de olduğu gibi. Ama kavramın ortaya çıktığı ülkelere bakarsak, bu ülkelerde bizdeki gibi büyük hissedarların olmadığını görüyoruz. Yani hisseler büyük ölçüde dağılmış durumda. Milyonlarca insan bir şirketin hisselerine sahip. Dolayısıyla bir sermaye sağlıyorlar şirkete, finansal sermaye sağlıyorlar. Bunun en iyi şekilde yönetilmesi, eskiden odaklanılan konu finansal olarak en iyi getiriyi getirmesiydi. Kurumsal yönetim dediğimiz, diye tercüme ettiğimiz governance'da bunu sağlamak üzere yönetim kurulları, hissedarlar ve icrada görevli yöneticiler arasındaki sorumluluk dağılımını, yetki dağılımını ve bunların hesap verme şekillerini belirleyen bir sistem diye tanımlayabiliriz. Eskiden dediğim gibi olay daha çok şirket yöneticilerinin bu sermaye koyanlara
finansal olarak bir geri dönüşü üzerine odaklanmaktaydı. Ama artık yani son 15 yıldır hatta 20 yıldır sadece bununla yetinilmiyor. Çünkü şirketlerin uzun dönemli olarak hayatta kalabilmeleri, uzun dönemli olarak toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri, malları üretip sunabilmeleri için aynı zamanda toplumun gözünde itibar sahibi olmaları lazım. Bunun için de şirketin toplumsal etkileri, ekonomik etkileri ve aynı zamanda çevresel etkilerinin de bu parayı koyanlar tarafından özellikle ve bilhassa da uzun vadeli yatırımcılar tarafından dikkate alınmasını gerektiriyor. Dolayısıyla şu anda bizim Türkçe'de kurumsal yönetim olarak tanımladığımız kavramın içerisine bir şirketin uzun vadeli olarak hangi ilkelerle, nasıl bir sistemle, nasıl bir yetki ve hesap verme ilişkisi içerisinde yönetileceğini belirleyen sistem diyebiliriz. Biraz uzun oldu ama kolay bir kavram değil. Kurumsallaşmayla bir ilgisi yok. Yani onu söylemek lazım. Çünkü kurumu biz şirket kelimesini sevmiyoruz nedense. Sanki şirket kötü bir şeymiş gibi. Şirket kelimesi yerine kurum kelimesini kullanıyoruz. Oysa ki kurumsallaşmayla ilgisi olan, ya tabii ki ilgisi var. Yani iyi bir kurumsal yönetime sahip olan bir şirket kurumsaldır mutlaka ki. Ama ayrı kavramlar tamamen. O açıdan anlatması biraz uzun sürdü. Umarım açık olmuştur. Peki Türkiye'deki şirketleri böyle bir iki cümleyle tanımlarsanız, bahsettiğiniz anlamda tam anlamıyla kurumsal yönetime sahipler mi? Ne durumdalar? Şöyle, yani bir şirketin iyi bir kurumsal yönetime sahip olması için bizim gibi ülkelerde en önemli kriter esasında farklı sermaye koyanlara eşit mesafede durulması. Yani yönetimin, icradan sorumlu yönetimin, CEO'nun ve diğer yöneticilerin, günlük kararları alanların ve onların hesap verdiği yönetim kurulunun aldığı kararlarda büyük ortaklara ve de yatırımcılara eşit mesafede durması. Bizim gibi ülkelerdeki temel mesele kurumsal yönetim açısından bu. Türkiye'nin karnesi bu konuda çok iyi değil. Onu söylemek lazım. Çünkü büyük ortakların etkinliği çok fazla. Büyük ortakların etkinliğinin fazla olmasının tabii olumlu olduğundan da söz edebiliriz. Çünkü şirkete sahip çıkan ve onun geleceğini düşünen bir ortak var ortada. Ama bu bütün şirketler için böyle değil. Yani bütün şirketler uzun vadeli bir varoluş stratejisiyle hayatlarını devam ettirmiyorlar. Bazen bizim sistemimizdeki bir takım eksiklikler, aksaklıklar vesaire nedeniyle şirketler aynı zamanda bizde hortumlama olarak tanımlanan, literatürde tunneling olarak geçen, başkalarından alınan paraların, finansal kaynakların haksız olarak belirli bir gruba aktarılmasının aracı olabiliyorlar. Bunları değişik yollarla yapmaları mümkün. İşte ilişkili partiler arası işlemler bunun bir parçası. Finansal olmayan bir takım faydaların sağlanması yönetim kurulunda ya da ortaklara şirket kaynaklarının kullanılması. Bunlar çok sık rastladığımız şeyler Türkiye'de. İçeriden öğrenenlerin ticareti, dolayısıyla haksız kazanç. Yani Türkiye'deki genel kurumsal yönetim sorunlarını bu haksız kazançlar, şirketin içinin boşaltılması, kaynaklarının belirli çıkar gruplarına, hissedarlar arasında transferi gibi konulara odaklandığını söyleyebiliriz. Çok iyi yönetilen şirketlerimiz de var ama bu şirketlerin denetimini esas sağlaması gereken sermaye piyasaları, halka açık olan şirketler için çok sığ, çok dar. Şirketlerimizin büyük bir çoğunluğu halka açık değil. Onların hesap verme mekanizmaları çok daha sınırlı, çok daha dar. Pek içlerinde ne olup bittiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla genel olarak şirketlerimizin kendilerine sağlanan finansal kaynakları, toplumun, hissedarların, çalışanların, bütün paydaşların çıkarlarını olacak şekilde ve şirketin uzun vadeli olarak hayatını devam ettirmesi amacıyla yönettiklerini söylemek zor.
Peki, şimdi biraz güncele kayalım istiyorum. Az önce bahsettiğiniz 65 yaşın değil de, ve ne kadar güzel bir 65 yaşındasınız bu arada. Söylemeden geçemeyeceğim. Gayet iyi görünüyorsunuz, çok hoş görünüyorsunuz. Bu pandemi döneminde malum 65 yaş üstü etkilendi ama en çok da kadınların etkilendiği yönünde veriler var. Niye? Eve kapanıldı, şiddet arttı, kadınların iş yükü arttı. Ayrıca da hastalıkla mücadelede bakıldığında kadınların erkeklere göre daha fazla hastalandıkları yönünde bilgiler var. Sizin bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Pandemide kadınların durumu ne oldu? Evet, şirketlerden başladık. Şirketlerimizi erkekler yönetiyor malum, genel olarak bütün dünyada ve Türkiye'de. Oradan kadınların durumuna geçiyoruz ve COVID dönemine geliyoruz. Pandemide şöyle şeyler oldu. Yani bütün eşitsizlikler dünyada, ister bu gelir eşitsizliği olsun, ister toplumsal cinsiyet eşitsizliği olsun, ister ırk ayrımından kaynaklanan eşitsizlikler olsun. Bunlar hep kadınları çok daha fazla etkiliyor. İklim değişikliği aynı şekilde kadınları çok daha fazla etkiliyor. Pandemi de kadınları şöyle etkiledi bizim araştırmalardan gördüğümüz kadarıyla. Birincisi, hakikaten bütün dünyada evde şiddet arttı. Yani bu intimate partner dediğimiz sevgili, eş, nişanlı, erkek arkadaş, aynı evi paylaşan ya da paylaşmayan, bu yakın ilişkide bulunan erkeklerin kadınlara yönelttiği şiddet arttı. Yani bütün dünyada %30 oranında arttığı varsayılıyor. Türkiye'de de böyle olduğuna dair çok önemli veriler var elimizde. En azından call center'lara giden telefonlardaki artış, ki telefon etmek bile artık çok zor çünkü aynı ortamda yaşıyor erkek ve kadın. Kadının telefon edecek bir kendine ait bir yeri de yok maalesef eğer şiddete karşıysa. Birincisi bu var. Şiddetle çok daha fazla karşı karşıya kadınlar. İkincisi şirketlerin bu dönemde işten çıkartmaları ya da bir kısmının zorunlu izin kullandırılmaları gibi durumlar var. Yine bütün dünyada burada kadınların ilk etapta maalesef bu grubun içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bunun arkasında da tabii hani kadının çalışmasının bir şey olduğu, farz olmadığına dair bir yanlış anlayış var muhakkak ki. Böyle bir durum var. Üçüncü olarak kadınlar yine altyapıdaki yetersizliklerden ve toplumsal olarak kendilerine biçilen rolü oynarken ki içinde bulundukları durum nedeniyle daha çok part-time çalışanlar, esnek çalışanlar, freelance çalışanlar, kadınların oranı bunlar arasında da çok yüksek. İster istemez freelance çalışanlar bu konuda tabii ki çok daha fazla etkilendiler. Çünkü şirketler çalışmalarını azalttıklarında ilk dikkate alınmayan ya da kolayca ortadan kaldırılabilecek olan çalışmalar bir kontrata bağlı olmayan çalışanınızla olan bir kontratınız var. Buna bağlı olmayan çalışanlar. Dolayısıyla kadınlar ekonomik olarak bu süreçten çok daha fazla etkilendiler. Bir diğeri tabii ki kadınların doğurma fonksiyonuyla ilgili. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaları açısından baktığımızda yine hastanelerdeki düzenlemelerin, kadınların, gebe kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanılmasında daha dezavantajlı olduğunu getirdi. Çünkü kadınlar daha çok sağlık hizmetine ihtiyaç duyuyorlar anne olma fonksiyonlarından dolayı. Yine bazı ülkelerde özellikle doğum kontrolü konusunda ki hizmetlerde aksamalar olduğu, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasına sınır getirildiği, hatta bu hizmetlerin ortadan kaldırıldığı, geçici olarak ortadan kaldırıldığı, bunun sonucunda da kadınların istenmeyen gebelikleri sürdürmek zorunda kaldıkları da görülen, gözlemlenen olumsuz etkiler arasında.
Bütün bunlara rağmen diğer taraftan da böyle bir anlayış da var ki, bir algı var ki, istatistiklere bakıldığında kadınlar erkeklere kıyasla daha az ölüyorlar koronavirüsünden. Buradan da bazı hükümetler politika çıkartmaya çalıştılar. Yani madem ki kadınlar daha az ölüyor, o zaman demek ki kadınlar daha fazla yük kaldırabilir. İşte hastaya bakabilir ya da işte dışarıdaki işleri yapabilir vesaire falan. Ama her konuda olduğu gibi gerçeğin anlaşılması öyle dışarıdan bakılan bir bakmakla olmuyor. Yani yüzeysel bir bakışla olmuyor, öyle söyleyeyim. Çünkü istatistiklere yine baktığınızda, bir arkadaşımla bu konuyu geçenlerde konuşuyorduk Oxford Üniversitesi'nden. O bir çalışma yaptı esasında ve şunu gösterdi. Kadınların ve erkeklerin ölüm oranı arasındaki fark, kadınların ve erkeklerin tam zamanlı çalışmasıyla ilişkili. Yani kadınlar dışarıdaysa ve çalışıyorsa erkeklerle aynı oranda ölüyorlar. Eğer çalışmıyorlarsa ve evdelerse ülkelere bakıldığında tabii ki daha az ölüyorlar. Çünkü daha az virüs alma şeyleri var, olanakları var. Dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum. Yani kadınların ve erkeklerin insan olarak, biyolojik olarak farklılıklarının çok fazla abartılmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu farklılıkların büyük ölçüde kadınların toplumsal hayattaki fonksiyonlarıyla ilgili olduğunu anlamak gerekir. Ve bu tür farklılıklara dayanan politika üretme süreçlerinin de verilere biraz daha derin bakmaları gerekir. Yüzeysel verilerle politika yapılmaması gerekir. Herhalde buradan çıkan sonuç bu. Mutlaka ki biyolojik farklılıklar vardır. Mesela çocukların daha az etkilendiğini vesaire görüyoruz. Ama diğer taraftan bütün ilaç endüstrisine bakın. Bütün ilaç endüstrisi yaptığı deneylerde, ilaçlar onay almadan önce erkek fareler kullanıyorlar. Çünkü onların üretilmesi daha kolay falan. Yani biz ilaçlarımızı kullanırken kadınlar olarak erkekler üzerinde yapılan deneylerin sonuçlarına göre ilaçları kullanıyoruz. Hatta bu ara öyle bir akım da var. Yani bu doğru değil. Sadece erkek farelerin deneylerde kullanılması daha ucuz çünkü falan. Ve yine insanlara geçilen şeylerde, deney aşamalarında mutlaka ki kadınların denek grubunun içinde olmasıyla ilgili ilaç sektörüne yönelik baskılar da var. Yani şeyler, ön yargılar, kadınların dikkate alınmaması, böyle bir sorunun dahi kafalarında olmaması hiçbir alanda çalışanların, bu kadınların eşitsizliğini, uğradığı eşitsizlikleri tabii ki her zaman arttırıyor. Eşitsizlik demişken hemen sizin bir çalışmanız var, ona geçiş yapmak istiyorum. Siz her yıl Kadın Direktörler Konferansı düzenliyorsunuz ve evet, ben takip ediyorum yakından. Her yıl mutlaka yönetim kurullarında kadınlarla ilgili bir rapor, evet, yapıyorsunuz. Ben yakında takip ettiğim için bilebiliyorum ve şunu görüyorum, bir kanı hızıyla da gidiş var. Öncelikle niye böyle bir çalışmayı yapıyorsunuz? Neden kaynaklanıyor bu çalışmanın sebebi ne? Ve gelinen noktada durumu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Evet, evet. Şimdi bir kere niye şirketlerin yönetiminde kadınların da olması önemli? Buna bakmak lazım. Bu soruyu bana bir başka röportajda bir arkadaş sormuştu. Yani niye yönetim kurulunda kadınlar da olmalıdır? Ben de şunu söyledim. Yani bunun antitezine, yönetim kurulu sadece erkeklerden oluşmalıdır. Bunu destekleyen bir argümanınız var mı? Yani yönetim kurulu sadece erkeklerden oluşmalıdır argümanının bir rasyoneli var mı, bir mantığı var mı? Yok. Yoksa o zaman bu sorunun da bir mantığı yok yani. Kadınlar da niye yönetim kurulunda olsun sorusu anlamlı bir soru değil. Tabii ki kadınlar niye yönetim kurullarında yoklar sorusu anlamlı bir soru. Çünkü burada bir dengesizlik olduğu kesin. Diğer taraftan şirketlerin aldığı kararların bütün insanları etkilediği de kesin. Yani kadın ya da erkek bütün
vatandaşları, insanları etkileyen kararlar alıyor şirketler. Ürün tasarlıyorlar, ürünlerin etkilerini incelemek durumundalar, sağlık etkilerini ya da diğer etkilerini, toplumsal etkilerini, çocukları etkiliyorlar, ekonomik olarak etkiliyorlar vesaire vesaire. Ama kadınlar karar mekanizmalarında yok. Peki niye yok? Uzun hikaye ama bizim bu çalışmaya başladığımız sene 2012 yılıydı. Dolayısıyla 2012 yılından beri yönetim kurullarında kadınların oranını, bu kadınların kim olduklarını, nasıl buralara geldiklerini inceliyoruz. Ve bunu incelerken tabii yönetim kurulundaki erkekleri de inceliyoruz. Kadınları inceleyip erkekleri incelememek olmuyor. 2012 yılında başlamamızın sebebi de o sene Sermaye Piyasası Kurulu'nun esasında yönetim kurullarında en az bir kadın üye olmasının teşvik edildiğine dair bir kurumsal yönetim ilkelerine yeni bir madde eklemesiyle oldu. Ama bu tabii pek bir şey değiştirmiyor. Çünkü bazı şirketlerin yönetim kurulunda ailenin bir üyesi var. Yani bu kadınların bu süreçte ayrımcılığa uğramadan karar mekanizmalarına gelmesini teşvik eden bir şey değil. Ondan bir sene, iki sene sonra sanıyorum yine bizim önerimizle değerlendirdi Kurumsal Sermaye Piyasası Kurulu ve bu değiştirildi. En az %25 olmak üzere bir hedef oran saptanması ve bu orana ulaşmak için de uygulanan stratejilerin belirlenmesi ve her sene bunun açıklanması gibi yine bir ilke belirledi. Ama bu ilke uyulması zorunlu bir ilke değildi. Biz de 2012'den başlayarak işte bu eğilim, bir eğilim var mı, değişim var mı? Şirketler bu öneriyi dikkate aldılar mı? Dikkate aldılarsa ne yaptılar? Almadılarsa niye almadılar? Engeller neler? Bütün bunları anlamak üzere bu verileri toplamaya ve analiz etmeye başladık. 2012 yılında bizde yönetim kurulundaki kadın üye sayısı %11.9'du. Yönetim kurullarımızın ortalama büyüklüğünün 7 olduğunu varsayarsak, halka açık şirketler için söylüyorum, bu ortalamada 0 nokta bir şey anlamına geliyor. O sene halka açık şirketlerin yarısından fazlasında bir kadın üye yoktu. Yani tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurulları tarafından yönetiliyordu. Ve bu şirketler belki kadınların satın aldığı ürünleri üretiyorlar, kadınların aldığı hizmetleri üretiyorlar. Çalışan iş gücüne baktığımızda yine büyük oranda kadınların yer aldığını Türkiye'de görüyoruz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz eşitlikçi bir eğitim sistemi var en azından. Yani sınava giriyorsunuz ve o sınavda tutturduğunuz puana göre üniversite okuyorsunuz. Tabii ki seçimlerini kadınların, ön yargılar, toplumsal roller biçilmiş olan kendilerine belirliyor ama sonuç olarak yine eşitlikçi bir eğitim sistemi var. Dolayısıyla iş gücümüzde de eğitimli özellikle iş gücümüzde de kadınlar önemli oranda yer alıyorlar diğer ülkelere baktığımızda. Bizimle aynı şeyde kategoride ekonomik gelişim olarak gördüğümüz ülkelerde. Geldiğimiz nokta 2019 yılında 14.9'du. Yani çok çok yavaş ilerliyor. Niye bu kadar? 3 puanlık bir artış sadece yani o kadar evet, evet, sonra. Evet, evet, evet. Yani çok çok az bir artış. Sayı olarak da kadın olmayan yönetim kurullarına sahip şirketlerin sayısındaki azalma da çok az. Yine önemli sayıda %30 kadarında şirketlerimizin yönetim kurullarında hiç kadın yok. Ama yönetim kurulları zaten değişmiyor. Bir de öyle bir durum var. Yani yönetim kurullarına bakıyorsunuz, tenürlerine kadar bu yönetim kurullarına. Çünkü birinin girmesi için birinin çıkması lazım, değil mi? Kim çıkacak diye bir soru var. Şimdi bakıyorsunuz, atıyorum kafadan, yani diyelim ki Kayserili Oğulları şirketi var. Kayserili Oğulları zaten işte yönetim kurulunun 4/3'ünü işgal ediyor. İşgal ediyor değil, orada bulunuyor yani. Tabii ki işini yapıyor. Geriye ne kalıyor? Geriye bağımsız üyeler kalıyor pek. Yani o üyeler, bizde aile şirketleri ve aile mülkiyeti yaygın olduğu için o kişiler pek değişmiyor.
Değişebilecek olanlar sadece bağımsız üyeler. Bağımsız üyelerin de bir 6 seneleri var. 6 sene geçmeden bağımsızlıklarını kaybetmiyorlar. Ve bir şekilde de bir arada bir centilmenlik anlaşması var ki hani bir kere girdiğinde yönetim kuruluna bir 6 sene geçsin bakalım oluyor ki bu da kötü bir şey değil. Çünkü yani yönetim kuruluna adapte olma, şirketi anlama, yönetim kurulunun süreçlerinde etkin olmak için de bir zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla uzun kalmaları bu bağımsız üyelerin iyi bir şey. Ama nasıl değişim sağlanacak? Kim oradan çıkacak da yerine başka biri girecek? Bu daha farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Yani yönetim kurullarının yenilenmesi gerektiğini, yönetim kurullarına taze kan girmesi gerektiğini, profesyonelleşmesi gerektiğini kabul etmek ve tabii ki o görevi yapacak nitelikte ve o deneyime sahip bir yetenek havuzunun da ülkede olması lazım. Orada da şöyle sorunlarımız var. Yani bizde şirketlerin çok önemli kararlarını her zaman ortaklar veriyor. Yani profesyonel yöneticilere yetki verme konusunda biraz gönülsüzler. Bunun tabii tarihsel nedenleri var, kurumsal yapıyla ilgili nedenleri var vesaire 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 ama bazen bizim path dependency dediğimiz literatürde bir olguyla karşı karşıyayız. O da hani alışılagelen bir biçimde devam etmek şeklinde. Yani koşullar artık bunu gerektirmese bile o alışkanlıkların devam etmesini kabul etmek diye görebiliriz. Dolayısıyla bizim 20 senedir, 30 senedir aynı yönetim kurullarında oturan yönetim kurulu üyeleri var. Yani muhtemelen onların olmaması yönetim kurullarında, yerlerini başkalarına bırakması, profesyonellere bırakması ve o profesyonelleri de tabii gayet yakından denetlemesi, izlemesi daha iyi sonuç verecektir. Muhtemelen araştırmalara baktığımızda yine bunu böyle bir fikir olarak söylemek tabii ki doğru değil ama sonuçlar bunu gösteriyor. Böyle bir sorunumuz var. Dolayısıyla bizim hani nasıl değişir bu durum konusuna bakarken şirket yönetiminde dikkate almamız gereken şeyler arasında belki şu da var. Yani yönetim kurullarının bir ortalama tenürü olmalıdır. Bazı ülkelerde böyle kurallar var. Yani ortalama tenür diyelim ki 15. Eğer birisi 30 senedir oradaysa... Tenür ne demek hocam? Ortalama görev süresi diyelim. Eğer bir yönetim kurulunda 10 kişi varsa, ortalama tenür süresi de 10 ise mesela, bunların hepsinin yönetim kurullarında bulunma sürelerini toplayıp 10'a böldüğünüzde karşısında ondan küçük bir rakam çıkması lazım. Yani birisini siz 30 senedir yönetim kurulunda tutmak istiyorsanız birilerini de değiştirmeniz lazım o zaman. Buna benzer çalışmalar yapılıyor. Çünkü yönetim kurullarının çeşitliliği derken, farklı görüşlerin olması derken illa yani toplumsal cinsiyet açısından bakmıyoruz. Yani kadın ve erkek ve diğer cinsler açısından bakmıyoruz. Baktığımız farklı nesiller, farklı özgeçmişler, farklı kültürler, farklı deneyimler, bütün bunların yönetim kurullarının daha iyi çalışmasını sağladığını görüyoruz araştırmalarda. Ama tabii yönetim kurulları çalışıyor mu, çalıştırılıyor mu, karar veren organ o mu gibi bir soru da var. Burada da görüyoruz ki yine gidip konuştuğumuzda bu şirketlerle tamamı erkeklerden olan yönetim kurulu üyelerinden, üyeleri olan şirketlerden. Yani niye hani bu konuda çaba göstermiyorsun? Kararları zaten başkaları alıyor falan gibi şeyler de söylenebiliyor. Yani bir yönetim kurulları ne kadar esasında işlerini, görevlerini yapıyorlar ve gerçekten şirketi yönetiyorlar, yönlendiriyorlar, yönetimi denetliyorlar bir soru işareti. İkincisi onlar değilse karar verenler o halde kimler karar veriyor gibi bir soru da akla geliyor. Bu da yine Türkiye'deki kurumsal yönetim sorunları arasında dikkate almamız gereken en azından nasıl değişebileceğini düşünürken konular arasında. Biraz içim karardı hocam. Yani bu kadar böyle bir tablonun içinde kadınlar nasıl sıyrılacak? Yer açılmıyor. O açılan yer açılsa bile kadınlar orada nasıl yer bulacaklar? Vallahi yer açılmıyorsa tabii demek ki mantıklı ve piyasa kurallarının gerektirdiği bir süreç işlemiyor. Böyle olduğu zaman ne yapılıyor? Genellikle bir düzenleme geliyor. Nitekim
değişik ülkelerde, değişik biçimlerde hayata geçirilen kotalar olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa'nın bugün pek çok ülkesinde yönetim kurullarında bir kadın kotası var. Türkiye'de var mı hocam? Yok, Türkiye'de yok. Ama Türkiye'de olması konusunda Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir stratejik planı var. 2022 yılında yönetim kurullarında en az bir kadının olmasını stratejik planlarına koymuş durumdalar. Dolayısıyla en azından devlet politikaları arasında böyle bir şeyin olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla belki bu yönde bir adım atılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla eğer kendiliğinden olmuyorsa bir takım değişiklikler ve olmasında fayda gördüğümüz değişiklikler, ki bu faydaların sadece eşitsizliğin giderilmesi ve toplumun bir kısmının da ekonomik kararlarda, toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomik kararlarda yer alması değil bundan beklenen fayda. Bundan beklenen başka bir fayda var. O da esasında kadınların ve erkeklerin dünyaya bakışlarındaki farklılığın ekonomiye ve şirket yönetimine yansıtılması. Yani ille hani kadınlar yönetim kuruluna girdi, şirketin performansı mı arttı, daha mı çok kar etti, ne oldu falan, bu tartışmaları açıkçası ben çok anlamsız buluyorum. Çünkü iyi direktörler iyi performansın şeyidir, sebebidir, öyle söyleyeyim. Kadınlar da iyi olabilir, erkekler de iyi olabilir, her ikisi de kötü direktörler olabilir. Kompozisyonlar kötü olabilir, yönetim kurulu kötü olabilir dolayısıyla. Ama burada önemli olan bu farklı bakışı dünyanın, dünyaya farklı bakışı, şirketin varoluş sebebine, şirketin stratejilerine yansıtacak oranda bir varoluş önemli. Yani iki kadın varmış, bir kadın varmış, üç tane oraya konmuş. Bunların şirketlerimizin nasıl yönetildiğini değiştirmesini bekleyemeyiz. Çünkü o şekilde marjinalize olmuş bir kadın, iki kadın, işte kadın koymak hiç konusunda baskı var, kimi koyalım? Bizim şey var, tanıdık bankadan, eskiden, şu oradan tanıdık var. Böyle bir kulaktan dolma, iyi bir search yapılmadan konan kadınların herhangi bir katkısının olması beklenemez. Ne zaman ki kadınların yönetim kurulunda yer alması esasında aşağıdan yukarıya doğru, kariyerlerinde gelişerek, kendilerini göstererek, icrada görevler alarak, icrada önemli işleri başarmış kadınların, erkeklerle aynı şansa sahip olarak karar mekanizmalarında yükselmesini sağlayabilirse toplumlar, o zaman işte şirketlerin zaten başka türlü yönetildiğini göreceğiz. Amaç bu olması lazım. Yani niye başka türlü bir bakış var kadınların bakışında bir farklılık var? Bu bugün böyle. Yani bizim araştırmalara baktığımızda gördüğümüz bir takım farklılıklar var kadınların düşünce şekillerinde. Bu 500 yıl sonra böyle olmayabilir. Bunlar antropolojik sebeplerden dolayı olabilir, toplumsal sebeplerden dolayı olabilir ama 500 yıl sonra böyle bir şey olmayabilir. Birkaç örnek rica edeceğim. Hani erkek bakış açısı, kadın bakış açısı mesela, farkını ortaya kadınlar, evet, kadınlar daha eşitlikçi. Kadınlar daha az gelenekçi. Daha yenilikçi. Kadınlar daha az risk alıyorlar. Ama risklerini çok iyi hesaplıyorlar. Yani bunlar hani psikoloji alanındaki araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlar. Genel toplumsal özellikler bunlar. Yani bütün kadınları ele aldığınızda kadınların daha eşitlikçi olduğunu, daha yenilikçi olduğunu, daha az geleneksel olduğunu ve risklerini daha iyi hesapladıklarını görebiliyoruz. Bunlar kadınların hani evrim süreci içinde bugün itibariyle sahip oldukları ortalama özellikler. Bunlar değişebilir. Bundan daha önce de belki farklıydı. Ama bunlar ortalama özellikler. Şimdi siz bunların içinden birkaç örnek seçerseniz, erkekler kendilerine benzeyen kadınları yönetim kurullarına koyacaklar. O zaman kadınların bu farklılığının şirketin yönetiminde bir farklılık yaratmasını beklemek mümkün değil. Ne zaman ki bu bir erkeklerin seçimi olmaktan çıkar, yani hani kadın seçme olmaktan çıkar ve çok doğal bir süreç olarak toplumdaki özelliklerini taşıyan kadınların da
aynı toplumdaki özellikle taşıyan erkekler gibi kariyerlerinde ilerleyip karar mekanizmalarına geldikleri bir dünya olur. O zaman işte bu özelliklerin şirketlerin de daha eşitlikçi, daha yaratıcı, daha yenilikçi, daha paydaş odaklı olduklarını söyleyebiliriz. Mesela COVID sürecinde bakalım. İşten çıkartmalara, kadınların yönettiği şirketlerde işten çıkartmalar çok çok daha az. Ha, bu acaba kadınlar işten çıkartmayı sevmiyorlar diye mi? Yoksa risklerini o kadar iyi yönettiler ki fazladan eleman almamışlar zaten mi? Onu bilmek mümkün değil. Ama sonuçta ortada bir gerçek var ki kadınların yönetim kurulunda olduğu şirketler pek çok konuda şirketlerin toplumsal etkileri açısından baktığınızda daha iyi performans gösteriyor. Bu da gerçekten kadınların böyle seçilerek değil de doğal bir süreçle aşağıdan yukarıya deneyimleriyle hiçbir diskriminasyona, ayrımcılığa, bilinçli ya da bilinç dışı uğramadan geldikleri bir ortamda şirketlerimizin de farklı bir biçimde yönetileceklerini söyleyebiliriz. Sanıyorum benzer araştırmalar mı vardı? Eğer yönetim kurullarında kadınlar yer alırsa şirketlerin cirolarında da bir yükseliş mi görülüyordu? Yanlış mı hatırlıyorum? Aklımda böyle bir şey var. Böyle çok araştırma var ama bunlar açıkçası söyleyeyim bilimsel özellikleri, bilimsel kaliteleri tartışılan araştırmalar. Bu konunun bir üzerinde mutabakata varılmış bir sebep-sonuç bağlantısı yok. Tabii şunu biliyoruz. Yani kadınların başarılı şirketlerde, yani hem karlılıkları daha iyi olan şirketlerde hem de piyasa değeri daha iyi olan şirketlerde kadınların oranı daha yüksek. Ama kadınlar olduğu için mi böyle, yoksa böyle olduğu için mi kadınlar var ya da bunun arada bir sebep-sonuç ilişkisinin olup olmadığını henüz biz görebilmiş değiliz. Bunu görebilmenin tek yolu var. O da kota uygulamak ve kota uygulandığında kota nedeniyle, yani kendi iç dinamikleriyle değil dışarıdan gelen bir zorlamayla eğer gönülsüz de olsa bünyelerine kadınları katan şirketler varsa acaba onların performansında ondan sonraki yıllarda bir değişiklik oldu mu diye bakan araştırmalar ancak sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyabiliyor. Bu tür araştırmalara baktığımızda da bir konsensus yok araştırmaların sonuçlarında. Ama şöyle genel bir konsensus var. Eğer bu kadınların kim olduğu çok önemli. Örneğin Hindistan'da kota geldikten sonra kadın kotasını doldurmak için şirket sahipleri işte eşlerini, kızlarını falan koymuşlar yönetim kurullarına. Bunlar zaten formasyonları olmayan kadınlar olduğu için etkileri negatif olmuş. Ama diğer taraftan bu süreçte daha profesyonelce davranan ve profesyonel, bağımsız üye kategorisine kadınları alan şirketlerde olumlu sonuç vermiş. Dolayısıyla bu her ülkenin kendi içinde bulunduğu duruma, elinde bulunan yetkin, yetenekli kadın havuzunun ne kadar büyük, ne kadar geniş olduğuna, pek çok diğer faktöre bağlı. Dolayısıyla bu argümanı, yani kadınların da karar mekanizmalarında olması gerektiği argümanını finansal sonuçlara bağlamak, biz kadınların en azından yapmaması gereken bir şey, onu söyleyebilirim. Peki o zaman umudunuz var mı? Tabii. Tabii. Yani insan olup da umutsuz olmak mümkün mü? Yoksa yani tası tarağı toplayıp bu dünyadan gitmek lazım. Tabii ki var. Yani şu anda bazen bir takım şeyler bir tipping point, yani bir patlama noktası, değişim noktası. Yani şu anda mesela Amerika'da olan olayları görüyorsunuz. Yani yıllardır zenciler yaşanan olaylar polisin elinde unutuluyor, gidiyor, bir şey olmuyor. Birdenbire öyle bir şey oldu ki bütün dünyayı sarsmaya başladı. Bütün dünyayı sarsarken de sadece ırk ayrımı konusunda bir duyarlılığın patlamasıyla karşı karşıya değiliz. Her türlü eşitsizliğin patlaması noktasındayız.
Özellikle kadın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki zaten bir süredir devam eden ve biraz yavaşlamış olan, artık bıkkınlık getirmiş olan neredeyse pek çok insan için. Çünkü konuşuluyor bir şey olmuyor. Hala parlamentoda erkekler, şirket yönetiminde erkekler, kararları erkekler veriyor ve birkaç tane kadın olunca da onlar böyle resim model olarak çıkartılıyor. Onlar da erkeklere çok benzeyen kadınlar esasında genel olarak. Burada da bir değişim rüzgarı esmekte. Bir kere sanıyorum COVID süreci bize şunu gösterdi ki dünyayı yönetmek, dünyadaki ekonomik ilişkileri, uluslararası ilişkileri yönetmek, sistemik riskleri yönetmek çok kolay bir şey değil. Ve bu süreçte bir kere ülkeler arasında bir diyaloğa ihtiyaç var. Farklı görüşlerin işin içine girmesine ihtiyaç var. Kadınlar çok başarılı oldu. Ülke yöneticisi olan kadınların yani ülke yönetiminin kadınlarda olduğu ülkeler COVID süreçlerinde son derece başarılı oldular. Bütün bunlar farklı bir dünyanın kurulması gerektiği konusunda herkeste bir ümit yarattı. Hem ümit yarattı hem de bunun farkına varılmasına yol açtı diye düşünüyorum. Yani başka bir dünya, başka bir dünya isteği, ihtiyacı ve bu dünyanın kurulmasında pek çok eşitsizliğin ortadan kaldırılmasının bu dünyanın bir parametresi olduğu sanıyorum. Biraz daha bilince çıktı. Yani ben bunu biraz şeye benzetiyorum. 1960'lardaki 70'lerdeki aydınlanmanın belki bir başka devamı bu sürecin arkasından gelebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir değerlendirmeydi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da bir cümleyle alayım. Eklemek istediğim herhalde tek bir şey var. O da daha iyi bir dünya mümkün. Ama bu daha iyi dünyayı erkekler tek başına kuramaz, hiçbir ülke tek başına kuramaz, hiçbir düşünce anlayışı tek başına kuramaz. Daha iyi bir dünyayı konuşarak, anlaşarak, diyalog kurarak, ortak bölenleri bularak ileriye götürmek zorunda insanlık. Kadınlara da burada çok büyük rol düşüyor. Onların bu süreçte çok çok daha etkin olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü, Baş Araştırmacısı Mensa Ararat bizimleydi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Tülay Hanım. Çok sağ olun.